Herkese merhaba. Bu videomuzda harika bir aşırı akım koruma devresi yapacağız. Üstelik devremizde neredeyse yok denecek kadar az malzeme kullanılmış durumda. Ve en güzel tarafı devrede bir röle yok arkadaşlar. Bunu bir MOSFET ile yapacağız. Gelin şimdi projemize başlayalım. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. GLC PCB'nin internet sitesini görmektesiniz ve adres satırında sizin için adres bilgisine yer verdik. Ben Enerji 60 adıyla siteye kayıt oldum. Ardından yeni sipariş vermek için yapmanız gereken tek şey buradaki linke tıklamak. Sizi bu sayfaya yönlendirmesini sağlayacaksınız. Ardından ister kendi hazırladığınız Gerber dosyasını, İsterseniz açıklamalar kısmında sizin için paylaştığım Gerber dosyasının hızlı bir şekilde siteye yüklenmesini sağlıyoruz. Yükleme işlemi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi yükleme işleminin ardından PCB'nin hem ön hem de arka yüzünü artık görebiliyoruz. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Zaten yüzey sayısı ve PCB boyutu otomatik olarak ayarlanacaktır. Buradan ise maksimum ve minimum sipariş sayılarını ayarlayabiliriz. Maksimum 80.000, minimum 5 adet ki ben 5 adet sipariş vererek devam ediyorum. Buradan ise PCB rengimizi değiştirmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi farklı renklerde PCB'ler bastırabiliriz. Örnek olsun diye ben bu PCB'yi mavi renk olarak bastıracağım. Sayfanın alt kısmında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Zaten minimum fiyat çıkacak şekilde ayarlanmış durumda. Kontrollerin ardından buradaki butona basarak PCB'nin sepete eklenmesini sağlıyoruz. Hemen sepetimize geçerek PCB'lerimizi son bir kez daha kontrol ediyoruz. Fiyatı, sipariş sayısı ve sipariş etmek istediğimiz PCB'leri buradan seçtikten sonra hemen burada bulunan butona tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Bu noktada artık kalibrasyon ayarına geçebiliriz. Devre üzerinde bulunan botu kullanarak devremizi kalibre edeceğiz. Gördüğünüz gibi lambamızın artık sorunsuz bir şekilde yandığı noktada botumuzu çevirmeyi bırakıyoruz. Şu anda çekilen voltaj, akım ve watt bilgilerini görebilirsiniz. Hemen çıkışa bir kısa devre yaptırmak istiyorum. Görüldüğü gibi çekilen akım 0.02 ampere kadar düşmüş durumda. Tekrar başlatıp yine bir kısa devre yaparak testime devam ediyorum. Bu defa çıkışa bir adet DC motor yerleştireceğim. Motorumuz fazla zorlandığında otomatik olarak çıkışın kapanmasını istiyorum.
ve bunun için de devremi kalibre edeceğim. Gördüğünüz gibi başta lambaya yaptığım işlemin aynısını yapıyorum arkadaşlar. Buton ile test ederek buradaki potumu ayarlıyorum ve motorumuz artık çalışıyor. Görüldüğü gibi motor zorlanıp aşırı akım çektiğinde devremiz çıkışı kapatıyor. Bunu bir aracın cam kaldırma motoru gibi de düşünebilirsiniz. Yine farklı alanlarda oldukça kullanışlı bir proje oldu arkadaşlar. Böylece projemizi tamamladık. Bu projede kullandığım malzeme listesi, Gerber dosyası ve açık devre şemasını videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bildirim butonunuzu açarak videolarımdan atar atmaz haberdar olabilirsiniz.